mesleki olarak alerjenle daha sık karşılaşanlarda görülme ihtimali daha fazla. Buna örnek verirsek mesela kuaförlerde görülebilir. Çünkü elleriyle sürekli bir alerjen olma ihtimali olan bir takım maddelerle karşılaşıyorlar. Çünkü sürekli eldiven takılmıyor. Dolayısıyla bu ihtimal fazla. Başka kimde görülür? Ev hanımlarında görülür. Çok fazla deterjanla temas ediyorsa veya temizlik işçilerinde görülebilir. Yine çok fazla bu tür ürünlerle temas etmesi sonucu. Belki görsel medyada çalışanlar da görülebilir diyebiliriz. Niye? Çünkü sürekli belki normalden daha fazla makyaj yapmak durumunda veya sanatçılar da aynı şekilde görülebilir. Ve onları çıkarmak için bir takım şeyleri çok sık kullanmak durumunda olanlarda. Çünkü niye? Bu tür ürünlerde karşılaştıkça derinin tepki verme ihtimali artıyor. Ama hiç olmaya da bilir. Hani mutlaka olacak ama riski artıran bir faktör bunlarla sürekli karşılaşmak. Başka kimde? Mesela çok sık yüzücülerde olabilir. Çok sık suya girip çıkmak. Tabii o suda da oluşan, kullanılan bir takım dezenfektanlar sonucu cildin kuruması ve egzama ortaya çıkabiliyor. Bunlar da çok körüklenebiliyor. Veya ailevi olarak ailesinde işte hem egzaması olan veya atopik dermatit dediğimiz ailesel alerjisi olanlarda daha sık görülebilir. Veya astımı olan alerji olarak ailesinde yine o kişilerde egzama görülme ihtimali bir miktar daha fazla. Ama egzama olarak neyi kastettiğimize bağlı olarak da değişir. Dediğim gibi egzama çok geniş bir tanım. Hani egzama için seborreik egzamayı kastediyorsak diyemeyiz bunu. Ama atopik egzamayı kastediyorsak, yani genetik olarak gelen alerjiyi kastediyorsak, evet, çocuklarda da veya onlarda da bir miktar daha risk olabilir ama ev hanımlarında görülen veya yeni bebeği olmuş annelerde görülen egzamayı kastediyorsak o öyle bir şey değil. Yani tamamen aileden gelen bir faktör olarak değerlendirmemiz lazım. Ama derinin kuruluğu egzamayı kolaylaştıran bir faktör olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.